Merhabalar arkadaşlar. Bugün 10. sınıf binom konusuyla karşınızdayım. Hemen bu konuyla ilgili ilk bilgilerimizi aktarıyorum. Şimdi bu konunun temelini oluşturan Pascal üçgeni. Bakın, Pascal üçgeni daha önceden biliyorsunuzdur. Hep bu sol taraf ve sağ taraflar bir bir olarak ilerleyecektir. Ve buradan sonra ortadaki değerleri bulabilmek için şu ikisinin toplamını buraya yazıyoruz. Bu ikisinin toplamını buraya yazıyoruz. Bu ikisinin toplamını buraya yazıyoruz şeklinde ilerliyor. Biz bunu çarpanlar ayırma konusunun katsayılarını bulurken de kullanmıştık daha önce. Şurası parantez kare açılımının katsayıları. Burası parantez küp açılımının, burası dördüncü dereceden açılımın katsayıları. Bu Pascal üçgeni ile alakalı olarak aynı şekilde kombinasyon üzerinden de bu binom açılımında kullanacak olduğumuz katsayılar, yani bunların aynılarını hesaplayabiliyoruz. Yani bakın, parantez kare olunca, derece 2 olunca birincinin katsayısı 2'nin 0'ı yani 1. 2'nin 1'i yani 2. 2'nin ikisi şeklinde, bir şeklinde hesaplayabiliyoruz. Bunları bu şekilde yapabildiğiniz gibi binomdan da kısaca 6'nın 0'ı, 6'nın 1'i, burada kombinasyon yaparak 6'nın ikisi, bakın 15'ti, hatırlayalım. O da buraya denk geliyor. 6'nın 3'ü 20 idi. 6'nın 4'ü 6'nın 2'sine eşitti. O da 15. 6'nın 5'i 6'nın 1'ine eşitti. O da 6. Ve 6'nın 6'sı ile 6'nın 0'ları da 1 şeklinde buradan söyleyebiliyoruz. Şimdi binom içerisinde en çok kullanacağımız en temel bilgilerle alakalı bilgiler vereceğiz. Binom açılımında kullanacak olduğumuz en temel özelliğimiz bu. Buraya dikkatlice bakalım, inceleyelim. Üzeri n olunca n'in sıfırından başlayarak n'in n'ine kadar açacağız. Ve şu üstlere de bakıldığı zaman şu ikisinin toplamı her zaman n olacak arkadaşlar. Burada kaç tane terim var diyecek olursa, derece kaçsa bir fazlasıdır, n artı 1 şeklinde ifade edebileceğiz. Ve katsayılar toplamından bahsettiği zaman bilinmeyenlerin yerine 1 yazacağız. Sabit terimi bulmak için ise bilinmeyenlerin yerlerine 0 yazacağız. Yine burada en çok kullanacak olduğumuz baştan r artı 1. terim şeklinde ifade edildiğinde, baştan 4. terim derse r artı 1'i kastedecek. R artı 1'i eşitleyeceğiz oraya. Sondan k'ncı terim deyince de yine n derece olunca n eksi k artı 2 şeklinde de bulunabilecek. Ben tabii bunları daha pratik, daha akılda kalıcı olan, bu ezberlere dayanmayan yöntemlerle göstereceğim size. Ama buradaki en önemli bilgimizi ben şuraya aktarıyorum. Bakın, n'in r'lisi. İlk bilinmeyen üzeri n eksi r. İkincisi üzeri r şeklinde. Bunu bütün soruları çözerken kullanacağız arkadaşlar. Buradaki bazı bilgileri hatırlamakta fayda var ama asıl önemli olan bu. Aklımıza bunu kazımalıyız. Hemen nasıl kullanılıyor onları bir görelim. Şimdi şunun derecesi 4 olsun. Buna göre kaç terim vardır sorusuna geldik. Demin söylemiştik, n artı 1 yani 4 artı 1'den 5 terim şeklinde hemen bulabiliyoruz. Ama ezberlerle sonuçlara gidebildiğimiz gibi bir de şu açılım yapmayı öğrenelim arkadaşlar. X eksi 2y'nin 4. kuvvet. Bunun açılımı nedir diye sorabilir. Şimdi bakın, özellikle bunun açılımını şu en aşağıda yapacağım. Çünkü biraz uzun sürebilir. Mantığını iyice kavrayalım. Biz diyoruz ki binom 4'ün 0'ı, bunu Pascal üçgeninden de bu katsayıları söyleyebiliriz demiştik. X var, birinci bilinmeyen, ikincisi eksi 2 y. Araya artı koyuyoruz. 4'ün 1'i diyoruz. X, yine bunların derecelerini bakın sonra yazacağım. Eksi 2 y. 4'ün 2'si diyoruz.
x eksi 2y. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu aşağıya geçiyorum. 4'ün 3'ü x eksi 2y ve son olarak 4'ün 4'ü bir saniye x eksi 2y dedik. Şimdi dikkat. Derece 4 olduğu için x'in dereceleri 4, 3, 2, 1 ve 0 olarak yazıyoruz. Aynı şekilde y'ninkinde tersten geliyorum. Bakın 4, 3, 2, 1 ve 0. Şimdi bunları düzenlemem gerekiyor arkadaşlar. Düzenlerken 4'ün 0'ının 1 olduğunu biliyoruz. Bunun 4 olduğunu biliyoruz. Bunun 6 olduğunu, bunun 4, bunun da 1 olduğunu biliyoruz. İsteyen Pascal üçgeninden yazsın, isteyen kombinasyonlardan bulsun. Şimdi düzenlediğimizde x'in üzeri 4 oldu bakın. Şurada eksi 2'ye üzeri 0 olunca burası 1 oldu. Onu yazmadım. Buraya geldim. 4 buradan geldi. Bir de şurada eksi 2'nin birinci kuvvetinden dolayı eksi 2, 4 ile çarptım. Eksi 8, x'in derecesi 3 ve y. Devam ediyorum. Burası 6, eksi 2'nin karesi 4, 4 kere 6 artı 24 geldi. Ve x'in karesi y'nin karesi. Buraya geldim 4, burada eksi 2'nin kübünden eksi 8 gelir. 4 ile çarpıldığında eksi 32, x ve y üzeri 3 oldu bu sefer. Bura 1, bura 1, bura eksi 2'nin dördüncü kuvveti artı 16 olduğu için 16y üzeri 4 şeklinde yazdık. Zaten arası eksi olduğunda arkadaşlar artı, eksi, artı, eksi, artı şeklinde ilerleyecektir. Şimdi ben burayı, bu açılımı yani x eksi 2y'nin dördüncü dereceden açılımını yaptıktan sonra buradaki soruların hepsini çok kolay bir şekilde bulabilirim. Bu uzun yolu ama bütün soruları bulur. Şimdi kaç terim var sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zaten biz en baştan burada 4 yazıyorsa bir fazlasıdır demiştik. Oradan ya da buradan yapabilirsiniz. Katsayılar toplamı deyince bakın bunların önlerindeki katsayılar yani 1, eksi 8, artı 24, eksi 32 ve artı 16'yı kastediyor. Bunların toplamı kaçtır? Önce artıları topluyorum. Buradan 40, 41, buradan da 40. Sonuç ne geldi? 1. Yani bu şekilde önce şuradan cevapları bulalım. Sabit terim yani baktığımızda bilinmeyenin olduğu herhangi bir şey var mı? Yani x ve y'ye bağlı olmayan herhangi bir değerimiz yok. O yüzden 0. Baştan 3. terim. 1, 2, 3. terim. Nedir? 24 x kare y kare. Sondan ikinci terim 1, 2 eksi 32 x y küp. Ortanca terim tam ortadaki 24 x kare y kare şeklinde sonuca ulaşabiliriz. Arkadaşlar bu şekilde çok kolay ulaşabiliyoruz gördüğünüz gibi ama biraz uzun bir yöntem. Biz her soruyu böyle yapmayacağız tabii ki. Diğer yöntemlerimizi göreceğiz. Şimdi katsayılarla ilgili bir bilgi vermiştik. Onunla alakalı soruya geçtik. Katsayılar toplamı nedir deyince biz ne yapıyorduk? Bilinmeyenlere burada A var, B var ve C var. Bunların hepsine 1 yazıyoruz. 1 yazdığımızda sonucun 128 olduğunu söylemiş. Yani 4 çarpı 1 eksi 3 çarpı 1 artı 1 üzeri n eşittir 128 şeklinde vermiş. Buraya hesapladığımda 2'nin üzerinde n, burada 128'de 2 üzeri 7 olarak yazabilirim. Öyleyse tabanlar aynı olduğuna göre üsler birbirine eşitlenir. Yani n eşittir 7 olur. Şimdi burada direkt cevabın 7 olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. N 7. Bana ne soruyor? Kaç tane terim vardır? Ne demiştik buradaki? N'in bir tane fazlasıdır. Yani 8 tane terim vardır diyoruz. Şimdi bu soruyu
bulabilirsiniz. Ama neye ihtiyacımız var? Buradaki derece, yani neye ihtiyacımız var? Bunu bulursak şuraya ulaşabileceğiz. Bazen buradan bunu bulacağız, bazen de buradan onu bulacağız. Az önceki yaptığımız açılımlarda özellikle dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Şurada derecenin 4 olduğunu görüyoruz. Şuradaki gizli 1 ile birlikte, bakın 3 1 daha, bu da 4 oluyor. 2 2 daha, bu da 4 oluyor. Hepsi 4 oluyor dereceler. Zaten verdiğimiz bilgiler arasında bu da vardı. Ne demiştik? Her terimde üsler toplamı n olmalıdır demiştik. Bu bilgiye dayanarak biz diyoruz ki burada yukarıda 4 ve 7'yi gördüğümüzde n'yi bulmak çok kolay. Bu ikisinin toplamıdır. Yani n 11'dir diye böyle kolay bir şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Bu bilgiler, bakın, sorular içerisinde karşımıza gelecek bilgiler. Tek başlarına sorulabilir mi? Evet, sorulabilir ama düşük ihtimal. Şimdi asıl sorularımıza geliyoruz. Hemen ilk önemli sorumuz diyoruz. Baştan üçüncü terim. Şimdi burada ezberlemişseniz r artı birinci terim eşittir 3, r eşittir 2 diye bulabilirsiniz. Bu doğru bir yöntem. Ama benim tavsiyem şu arkadaşlar, baştan ya da sondan desin fark etmez. Sıfırdan başlamak üzere bu sayıları tek tek yazıyoruz. Burada derece 10 olduğu için 10'a kadar. Şimdi bana eğer baştan 3. terim diyorsa baştan sayarım 1, 2, 3. terim, o zaman r'miz 2. Sondan 7. terim, sondan sayarım bu tarafa doğru kaçıncıya denk gelirse. Hiç ezberlere gerek yok arkadaşlar. Her seferinde sıfırdan burada yazan n'e kadar yazdığımızda baştan ya da sondan saydığımızda hangi sayıya geliyorsak r'miz odur diyoruz. Zaten bu tür sorularda r'yi bulmuş isek her şeyi buluruz diyoruz. Yani gerisi çok kolay diyoruz. Şimdi şöyle bir düzenleyelim. Şöyle aşağıya alıyorum, bir görüntüyle alakalı sıkıntı yaşadık. R'yi bulmayı anladık mı arkadaşlar? Buradaki en önemli bilgimiz, bakın bunların hepsini yazın hiç üşenmeden. Hiçbir sakıncası yok. Baştan diyorsa baştan sayayım 1, 2, 3. terim R'dir diyeyim. Bunu bulun. Bunu bulun ama bunu bulduktan sonra işleri bitiririz dedik ama bir şeyi ezberlemiş olmamız lazım. Bu konunun en önemli bilgisi n'in r'lisi. Birinci terim üzeri n eksi r, ikinci terim üzeri r. Bütün soruları bunun sayesinde yapacağız. N zaten 10. R'yi de buldum buradan 2. 10'un ikilisi. Birinci terimimiz x, ikinci terimimiz artı 2. Bakın işareti önemli. Özellikle vurguluyorum. Buraya 10 eksi 2, buraya da 2'yi yazacağız. Düzenlediğimizde bura 10'un ikilisi 10 çarpı 9 bölü 2. Bura x'in üzeri 10'dan 2 çıktı 8. Bu da 2'nin karesi. Burayı hesapladığımızda 45 gelecektir. Burada da 2'nin karesinden dolayı 4 gelir. X üzeri 8. X'ini çarptığımızda 180 x üzeri 8 gelir. Bazen terim nedir der. Terim deyince sadece bunu yazarız. Bazen katsayı der. Katsayı deyince de önünde yazan bu 180 cevabımız oluyor arkadaşlar. Biraz daha çözelim. Biraz daha zor sorular olsun. Bakın baştan 6. terim. R artı 1'den mi gidersiniz? Sıfırdan sayıp 6'nın R olduğunu mu görürsünüz? İstediğiniz yerden gidebilirsiniz. Bence burası güzel. Hemen n belliydi 8, R belli oldu 5. Birinci terim x kare üzeri 8 eksi 5. İkinci terim hem eksi 1. Bakın burada aşağıda x olunca bunu üstü sayı olarak 1 bölü x'i doğrudan da yazabilirsiniz. Aynı şey gelir. Yukarıya aldığınızda x üzeri eksi 1 olur. Bunu böyle yazarsanız daha kolay bulursunuz. Her ikisinin de üzerine r alıyorum. Böyle eksi olduğu zaman buna dikkat etmeliyiz. Hocam bu eksiyi şunun içine alsam olur mu?
Olur, öyle de yapsanız olur. Dikkatli yapın yeter ki. Şimdi arkadaşlar, şurası 8'de. Burada 8'in 5'lisini hesap etmem gerekiyor. 8'in 5'lisi 8'in 3'lüsüne eşitti. 8, 7, 6, bunu 3 tane açıyorum. Aşağıda 3, 2, 1, aşağıdaki 3'ün faktörelini alıyorum. Ve sadeleştirdiğimizde 3 kere 2, 6. Buradan 56 geldi. Bunu hesapladım. 8'in 5'lisini 56. Düzenli olarak yazmaya çalışıyorum. Bakalım 56. X'in karesi 8'den 5 çıktı. 3. Eksi 1. R'miz neydi arkadaşlar? R'miz 5'ti. Buralara o yüzden 5 yazmalıyız. Eksi 1'in üzeri 5 oldu. Ve X eksi 1 ile 5'in çarpımından da X üzeri eksi 5 geldi. Şimdi şurayı çarptım. X üzeri 6 tabii ki. Burasının sonucu eksi 1 geldi. Tek olduğu için X üzeri eksi 5 ve 56. Sayıları kendi arasında çarparım. X'leri kendi arasında tabanlar aynı olduğu için üstleri toplarım. Elde ettiğim terim bu. Ama bana katsayıyı sorduğu için cevabımız eksi 56 olur arkadaşlar. Katsayı eksi 56'ymış. Devam edelim. Yine azalan kuvvetlerine, çoğunlukla azalan kuvvetlerine göre sorulur bu sorular. Buraya takılmayın. Sondan 5. terim. Sondan 5. terim deyince ben dedim ki 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'yi yazın. Ezberleri bırakın. Sondan 5. terimi sayın. 1, 2, 3, 4. 5. teriminin R olduğunu söyleyin. Yani R'miz sondan 5. sayıymış. R'yi 3 bulduk. Zaten R'yi bulunca dedik ki işler bitiyor. N'in R'lisi yani 7'nin 3'lüsü. Birinci terim 3x üzeri 7 eksi 3. İkinci terimde bakın hem eksi var bunu eksi 1 ve y olarak ayırdıktan sonra R'yi yani 3'ü ikisinin de üzerine yazarım. Şimdi 7'nin 3'lüsüne ihtiyacım var. 7, 6, 5, 3, 2, 1. Buraya hesapladığımda 3 kere 2, 6'yı götürür. 35 gelir. Burada da 3x'in 4. kuvvetini alacağız ya. Hem 3'ün 4. kuvvetini alacağız hem de x'in 4. kuvvetini alacağız. Buradan bir tane eksi 1'imiz gelecek. Y kübümüz gelecek. Y kübü en son alıyorum. Ve buradaki eksi 1'i de en başa eksi olarak atıyorum. Burada eksi 35 ile 3 üzeri 4 81'in çarpımını şıklara böyle de yazabilirler. Ama büyük ihtimalle çarpmışlardır da bulmuşlardır. 80 ile çarparsak 200 2400 mü oluyor? 2800 2800 1 ile de çarptım. 35 önüne eksi koydum. Ve y küp dedim. Terim nedir deyince bu, katsayı deyince buydu. Buna dikkat ettim. Bizden istenen tam olarak bu olduğu için bu halde bıraktım. Geldik bir başka özelliğe. Ortadaki terim nedir diye sorulabiliyor. En başta bulmuştuk, bütün açılımı yaptığımızda ortadaki terimi rahatlıkla bulabiliyorduk. Ama bunun bir formülize edildiğinde şuranın çift olması gerektiğini bilmeliyiz. Bunun yarısını alıyoruz. R'miz direkt burada verilenin yarısı, R yarısı oluyor diyoruz. Zaten oradan sonra kendiliğinden buralarda n geliyor ve cevabı buluyoruz. Şimdi yani buraya 8 yazınca 8'in hemen dörtlüsünü almam gerektiğini anlıyorum ortadaki terim sorulduğunda. Birinci terimimiz 2x, ikinci terimimiz eksi 1 olduğu için ikisinin de üzerine 4 alıyoruz. 8 eksi 4'ten 4, R'den 4 zaten kendiliğinden de gelecektir formülümüzü uyguladığımızda. 8'in dörtlüsünü hesaplamalıyız. 4, 3, 2, 1 dedik. Burada 2'nin üzerine ve x'in üzerine 4'ü dağıttık. Eksi 1'in 4. kuvvetinin artı 1 yani sonucu etkilemediğini gördük. 4 kere 2, 8'i götürdük. Bunu sadeleştirdik. 2 kere 5, 10, 70 geldi buradan. Buradan da 16, buradan x üzeri 4 zaten 1'in bir etkisi yok demiştik. Son olarak sonucu bulduk
Ve terim nedir deyince cevabımız bu oldu. Katsayı nedir deseydi 1120 olurdu. Devam edelim. Bazı soruların içerisinde kendi ipuçlarını kendisi veriyor. A kaçtır diyor, katsayıyı soruyor ama ek bir bilgiye ihtiyacımız var. Tek başına bir soruyu çözmüştük, hatırlayın. Buradaki n'i nasıl bulmuştuk? Şu ikisinin toplamından bulmuştuk. Bunun direkt 10 olduğunu oradan görmeliyim. Bunu gördükten sonra şimdi şu değerleri sağlamaya çalışacağız. Hemen n'in reylisi, yani n'i 10 bulduğuma göre 10'un reylisi. Her zaman r'yi hesaplayamıyorum bakın. R'yi hesaplamak için de bir dizi işlem gerekiyor. Birincisi, birinci terimin 10 eksi r'si. İkincisi, eksi 2'nin ve y'nin üzerine her ikisine de r yazıyoruz. Şimdi ipucumuz burası arkadaşlar. Yani x'in derecesinin 6 olması ve y'nin derecesinin 4 olması. İkisinden herhangi birinden yola çıktığımızda y'nin üzerinde r, y'nin üzerinin 4 olması gerektiği, dolayısıyla r'nin de 4 olduğunu görürüz. Bunu gördükten sonra yerine yazarız ve bitiririz. 10'un dörtlüsü, x 4 yazınca burası 6 oldu. Bakın tam benden istenen. Eksi 2'nin de tabii ki üzerine 4 yazdık. Y'nin de üzerine 4 yazdık. Şimdi burada 10'un dörtlüsüne ihtiyacımız var. 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1. Sadeleştirdik. 3, 3 kere 7, 21. Onunla çarptım. 210 buradan geldi. Şu x üzeri 6'ya ihtiyacımız şu anda yok. Şöyle 16'yı buraya çarpım olarak getireceğiz. Ve son düzenlemeyi yapacak olursak 16 ile 21'i çarptığımızda 3360 x üzeri 6 y üzeri 4 olur. Bize neyi sormuştu? A'yı, yani bunun katsayısını. Şu ikisinin önündeki katsayı, yani cevabımız ne oldu arkadaşlar? 3360 oldu. 3360 dedim ama orada bir yanlışlığımız olabilir arkadaşlar. Bir saniye. 21 çarpı 16 dediğimizde 126, 21, 6. Okey, hata yapmamışız. Doğruymuş. Bir an ezberden hemen aklımdan yaptım. Doğru mu değil mi? Bir tereddüte düştüm anlık. O yüzden işlemi sağlam aldım. Evet, diyor ki sabit terimi bulmak istiyorsanız üstü sıfıra eşitlenir diyoruz. Aslında sabit terim deyince bilinmeyenlerin yerine sıfır yazarız demiştik. Burada diyor ki üstü sıfıra eşitleriz diyoruz. Neden, ne zaman, niçin? Bunun karşılaştırmasını yapalım. Bakın payda olduğunda. Payda olduğunda x'in yerine sıfır yazılmaz. X'in derecesinin sıfır olmasına bakılır. Eğer payda da x var ise. Özellikle bunu vurguluyorum. Şimdi bakın hemen 9'un reylisi yazıyorduk. Birinci terimimiz 2x kareydi. Hem 2'nin hem x karenin ikisinin de kuvvetine şöyle önce birleştireyim de sonra ayıralım. 9 eksi r yazacağız arkadaşlar. İkinci terim eksi 1, x'in üzeri eksi 1. Bunun da üzerine ne yazacağız? R yazacağız. Şimdi burayı düzenleyeceğiz. Bakın 2'nin üzerine 9 eksi r'yi dağıtıyorum. X'in üzerine de dağıtacağım ama burada parantez olduğu için bu 2'yi buraya dağıtıyoruz. En çok yapılan hata burası arkadaşlar. 2 kere 9 18 diyorsunuz ama 2 ile eksi r'yi çarpıp eksi 2 r'yi yazmıyorsunuz. Soru gidiyor. Bir yapılan diğer hata da şuradaki eksiği görüyorsunuz. Bu eksi 1'in üzerine bu r'yi dağıtmıyorsunuz. Yine bu hata ihtimali ortaya çıkıyor. Eksi 1 ile bunu çarptığımızda da tabii ki eksi r. Bakın en kritik yere geldik. Diyoruz ki x'lerin derecelerine bakalım. X'lerin dereceleri x'in üzeri 18 eksi 2 r ve aynı zamanda eksi r, bakın buradan.
Eğer bize sabit terim soruluyorsa x'in derecesi 0 olmalı dedik. Buradan neyi bulacağız biz? R'nin kaç olduğunu bulacağız. Tabanlar aynı, üstler o zaman birbirlerine eşitlenebilir. R'leri karşıya attığımızda 3R eşittir 18 olur. R'yi bulduğum anda zaten soru biter demiştim, hatırlayın. Şuradan son düzenlemeyi yapıyorum. Şurada 9'un R'sini de unutmayalım. 9'un R'si 9'un 6'sı yani. 2'nin üzeri, bakın 6'yı yazınca 9'dan 6 çıktı, 3 oldu. 6'yı yazınca hemen burası 12, 6 kaldı. Eksi 1'in üzeri 6 oldu. X'in üzeri eksi 6 oldu. Aslında bu sabit terim sorularında x'ler her zaman birbirini götürecek. Hiç yazmasanız bile olabilir. Burada 9'un 6'sına, yani dolayısıyla 9'un 3'üne ihtiyacımız var. Hemen bunu açıyorum. 3 tane. 3, 2, 1 diyorum. Bunu sadeleştirdim. 3, bunu sadeleştirdim. 4. Burayı çarptım. 84. Şimdi sonra burada 2 üzeri 3'ümüz var. 8. Eksi 1 üzeri 6'mız artı 1 yapar zaten. O zaman sabit terimimiz 8 ile 84'ü çarptığımızda 8 kere 4 32, 64, 672 olarak bulunmuş olur. Evet, geldik bir başka soru tipine. X kareli terimin katsayısı deyip iki ayrı değer verilip de bu tür sorular soruluyor. Üniversite sınavında da buna benzer sorular çıktı geçmişte arkadaşlar. Şimdi benim yapmam gereken ikisini ayrı ayrı hesaplamak. Arada artı olduğunda özellikle vurguluyorum. Şimdi yukarıda n'in r'lisi diyorduk. 3'ün r'lisi. Birinci terim x üzeri 3 eksi r. İkinci terim 1 üzeri r olarak bunu yazdık. Artı diyeceğiz tabii ki. Bu taraf için bakıldığı zaman 4'ün r'lisi. Birinci terim x üzeri 4 eksi r. İkinci terim 2 üzeri r şeklinde yazacağız. Bizim ipucumuz arkadaşlar x'in üzerinde 2 olması isteniyor. O zaman r'lerin yerine kaç yazmalıyım diye her ikisini de ayrı ayrı hesaplamalıyım. Bakın burada r'nin yerine 1 yazmalıyım ki sonuç burası 2 olsun. Burada da 2 yazmalıyım. Şimdi 3'ün birlisi, 1 yazınca 3'ten 1 çıktı, 2 oldu. Bu da 1 üzeri 1 oldu. Bu tarafı yazıyorum. 4'ün ikilisi, x 2'yi yazınca üzeri 2 oldu. 2'nin karesi. Son olarak bu değerleri düzenliyoruz. 3, 1 ile çarptım ve x kare. Bu tarafın 3x kare olduğunu buldum. Aynı şey 4'ün ikilisinin 6 olduğunu biliyorum ben. X kare, bunun da 4. 4 kere 6 24 x kare olarak buldum. Son olarak bunların hepsini topladım. Yani x kare parantezinde de yapabilirsiniz. 3, 24 daha 27 oldu. 27 x kare. Katsayısı nedir dediği için cevabımız 27 oldu arkadaşlar. Buraya kadar Anadolu Lisesi kısmında karşımıza gelebilecek soru tiplerini yaptık. Bir iki tane de Fen Lisesi olarak görünen, aslında Anadolu Lisesi müfredatının dışına çıkılmış soru tipleri var. Kitaplarda da karşınıza gelebilir. Bunların da aslında zor olmadığını göstermek için birer tane soru da buradan karşımıza gelen soru tiplerinden aldım. Şimdi bakın, burada x'in bir katsayısı var, y'nin ve z'nin katsayıları var. Bu katsayıların üzerlerine sorulan sorudaki şu üzerlerindeki kuvvetleri yerleştiriyoruz. Sonra yukarıya n'in faktörlerini yazıp şu değerlerin ayrı ayrı faktörlerini aldığımızda bizden istenen terimin katsayılarını bulmuş oluyoruz. Nasıl? Bakın özellikle şurada x var. Önünde katsayısı var. Eksi 3 y artı 2 z üzeri 4 var. Şimdi şöyle yapmalıyım önce. Hangi tarafa yazdığınızın çok önemi yok. N'in faktörlerini almalıyım. Sonra parantezler olmalı burada. Bakın şuraya döndüğümde A, B, C'nin faktörelini alıyoruz. Şu bize sorulanların kuvvetlerinin faktöreli. Yani 2, 1 ve 1'in. Yani şuraya 2 faktöriyel, 1 faktöriyel ve 1 faktöreli alıyoruz aslında.
Bu tarafa geldiğimizde yine dikkatli olmalıyız. Kat sayıların bakın x, y ve z'nin öndeki kat sayıların kuvvetlerine de buradaki sorulan dereceleri yazacağız. Yani şunun kat sayısı 1. 1'in üzerine. Bunun kat sayısı eksi 3. Eksisiyle beraber alıyorum. Bunun üzerine. Bunun kat sayısı 2. Bunun üzerine. Şu aşağıda aldığımız 2, 1, 1 ya da şuradan baktığımızda 2, 1, 1'i üzerlerine yazıyoruz. Bunu yazdığımızda şuradan 1 gelir. Buradan eksi 3 gelir. Buradan 2 gelir. Ve 4 faktöriyeli büyüğü küçüğe kadar aç kuralından açtığımızda 2 faktöriyeler birbirini götürür. Şuralar zaten 1. Son olarak bu faktöriyeli kısmın 4 kere 3 12 olduğunu görürüm. Bu tarafı çarptığımda eksi 6 olduğunu görürüm. Hepsini çarptığımızda da eksi 72 kat sayısına ulaşmış olurum. Hangisini nereye yazdığınızı öğrendiğinizde bu soru tipi çok kolaydır. Aksi takdirde gerçekten zor bir soru tipidir diyoruz. Bir de burada karşımıza gelen açılımda rasyonel terimlerin toplamı kaçtır diye bir soru tipimiz var. Bunu da daha önceki çözdüğümüz yönteme çok benzer bir şekilde çözüyoruz. Yani 9'un burada n'in r'lisi diyorduk hatırlayın. Birinci terim küp kök içerisinde 3 üzeri 9 eksi r. İkincisi kök 2 üzeri r olarak ifade edilir. 9'un r'sine geleceğiz ama burada şu köklü sayıları üstü sayı haline getireceğiz. Nasıl yapıyorduk hatırlayalım. Burada 1 yazıyor, burada 3 yazıyorsa şu 3 paydaya gidiyordu 1'in paydasına. Bunun da üzerinde 9 eksi r var arkadaşlar. Şurada da aynı şeyi kullanacağız. Bunun derecesi 2, burası 1. Yani 2'nin 1 bölü 2. kuvveti şeklinde yazıyoruz. Ve üzerinde r var. 9'un r'si burada durmaya devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bunlar çarpılıyordu. 9 eksi r bölü 3 oluyor. Burası da r bölü 2 oluyor. Biri 3'ün üzerinde, biri 2'nin üzerinde. Bizim sonuçlarımızın rasyonel olabilmesi için şu değerlerin kesirli olmaması gerekiyor. Yani şöyle diyebilirim. R'nin 2'nin katı olduğunu söyleyebilirim. Burada 9 eksi R'nin de 3'ün katı olduğunu söyleyebilirim. Buradan hangi değerler bunu sağlar diye şöyle yapabiliriz. R'nin yerine gelebilecek olan değerlerimiz ne demiştik? 0'dan 9'a kadar bütün değerler olabilir. Acaba bunlardan hangileri bu ikisini birden tam sayı yapar diye bunu araştırıyoruz arkadaşlar. Aslında kolay. Şöyle uzun uzun yazdım bakın. 0'ı yazdığımızda burası 0 bölü 2'den tam sayı yapar. Burası da 9'dan 0 çıktı. 9 bölü 3'ten yapar. Bunu aldım. 1'i koyduğumda zaten burası yapmaz. 2'yi koyduğumda burası oldu. 2'nin katı olması gerektiğini hemen oradan söyleyebilirim. Yani 2'nin katı olmayanları anında eleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 2'ye bakıyorum. Burası tam sayı. 9'dan 2 çıktı. 7 bölü 3. Bu da olmadı. 4. Burası oldu. 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 3. Bu da olmadı. 6. 9'dan 6 çıktı. 3 bölü 3'ten 6 da oldu. 8'e geldik. 9'dan 8 çıktı. 1 bölü 3. Bu da olmaz dedik. Sağlayan iki değer varmış arkadaşlar. Şimdi R 0 olduğunda ve 6 olduğunda bu sağlanıyormuş. Özellikle buna dikkat edelim. Şimdi R'nin yerine bir 0 yazacağım. Bir de 6 yazacağım. Hesap edeceğim. Şuradan şu şekilde yapıyorum. 0 yazdım. 9'un sıfırlısı. Burası şu noktadan ilerlersek daha hızlı yaparız. 3, 0 yazınca 9 bölü 3'ten 3 üzeri 3, 0 yazınca 2 üzeri 0 oldu. Bakın buradan 27 geldi. 3 üzeri 3, 27. Şunlar da 1. İkinci değere geldik. Buradan sonra 9'un altılısına bakmam gerekiyor. 9'un r'lisiydi. Şurada 3'ün üzeri 9 eksi r bölü 3'tü. 6 yerine yazarsak 9'dan 6 çıktı. 3 bölü 3'ten 3 üzeri 1 geldi. 2 üzeri de 6 yazarsam 3 oldu. Bunu hesap edersem bunların toplamını istemiş arkadaşlar benden.
Hesap ediyorum. 9'un 6'sı şurada yapayım. 9'un 3'lüsüne eşit. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Sadeleştirdik. 3, sadeleştirdik. 4. Hepsini çarptık. 84. Şimdi 84'ü buldum. Demek ki bu 84'müş. Bu 3'müş. Bu da 2 üzeri 3'ten 8 arkadaşlar. Şimdi buradan yapmam gereken artık bunları çarpmak. Mesela nereden başlayabiliriz? 3 kere 8 24 deyip 84 ile 24'ün çarpımını yapabiliriz. 16 elde var. 1, 33, 8, 16 topladım. Bir elde. Burasının da 2016 olduğunu gördüm. Bana ne diyor? İkisinin toplamı kaçtır diyor. İkisini topladığımda 2043 cevabına ulaştım. Kolay bir soru değil elbette ama aslında çok zor olmadığını da görüyorsunuz. Fen Lisesi müfredatında var bu. Üniversite sınavında çıkmasını beklemediğimiz bir soru tipi. Bilemiyorum, belki çıkar, belki çıkmaz. O yüzden ben anlattım ki böyle bir sıkıntıya düşmeyin diye arkadaşlar. Evet, binomun sonuna geldik. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. İyi çalışmalar.